Neyse. Kapıyla beraber mesele de kapanmış oldu. Allah'ım! Kaçarken elektrikler kesildi. Karanlığa koşamam. Nerede benim ayarsız çakmam? Nasılsın diyor, yaktın ulan beni! Kundakçı! Ne o elindeki olimpiyat meşalesi gibi? Ah! 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 Reşat Bey, Allah'tan elektrikler hemen geldi. Yoksa hepten yanacaktınız. Ama bence çok fena görünüyor. Siz yine de bir doktora görünün. Abi özür diliyorum, çok telaşlıydım. Eteklerim tutuşuyordu, yüzünü tutuşturdum. Benim kaçmam lazım, albay peşimde. Albay peşindeymiş, Rambo musun sen? Kim bu kadın? Yani o başkası. Abi istemeyerek albayın karısını kaçırdım. Beni saklaman lazım, yurt dışına yolla. Azerbaycan olabilir. Bana bak, ben seni bak Yüce Han attırma pompalarım burada. Evli adamın karısını kaçırmış. Hem de albayı. Senin yüzünden savaş çıkacak. Bakın Reşat Bey, biz ne bu pansumanı tatlıya bağlayabildik ne de aramızdaki konuyu. Bence siz Fahri ile ilgilenin, buyurun. Ben bu Fahri'yi bir yere saklayacağım. Sonra nereye sakladığımı unutacağım. Albayın karısını kaçırmış. Yürü! Abi sıkıntıdan vücudum kısmen seyriliyor. Yürü! Çabuk hemen yürü! Abi albayla konuşur musun, ne olur, içeride bekliyorum. Tamam konuşurum, Allah'ın cezası, konuşurum. Ne diyeceğim ki ben albaya? Albayım kusura bakmayın, benim kuzen sizin karınızı kaçırmış. Evet bu çok iyi, sağ ol. Baba, yüzüne ne oldu? Yok şey, iyiyim, iyiyim. İnsanın Fahri gibi kuzeni olunca ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim işte. Elektrikler kesilince yaktı beni. Suratıma alev tuttu salak. Allah, ama baba buna doktor lazım. Yok yok, gerekmez, iyiyim ben kızım. İyiyim, yok bir şey. İyi. Baba, başka? Neler oldu? Başka ne olsun ki? Sen yukarıya çıkmadın mı Mihrap Hanım'ın yanına? Evet. Söyledi mi sana? O ne söyleyecek? Ben söyledim. İlişkimiz bitti dedim. O bir şey mi söyleyecekti bana? Yani bir şey söylemeyecekti ki, ne bileyim ben öyle yani, demek ayrıldınız. Evet. Bravo efendim. Çok isabetli bir karar olmuş. Zaten o Mihrap denen kadın size yakışmıyordu. Sen de benim kızıma yakışmıyorsun ama evlisiniz. Ne yapacağız şimdi? Zaten kabahat Mihrap Hanım'da değil. Kabahat bende. Ne kabahatin ne baba? Of of. Ayşegül, sanırım babanı sıcak basmış. Eğer kadın olsa menopoza girdi diyeceğim ama değil. Antropoz olabilir efendim. Ne diyorsun lan sen? Efendim şöyle açıklayayım. Şimdi bu son derece doğal bir olay. Hiç korkmanıza gerek yok. Erkekler yaşlanınca testosteron seviyeleri düşüyor. Testosteron nedir? Erkeklik hormonu. Erkeklik hormonu kanda azalınca... Gebertirim lan seni. Git Ankut, konuşma lütfen. Ama bir dakika Ayşegül. Şimdi bütün belirtiler bunu gösteriyor. Yani bu sinirlilik, bu sıcak basmalar, bu stresli haller, bu böyle içi içine sığmamalar falan. Bunlar hep antropoz. Ayıptır sorması, cinsel aktivitede de bir düşüş var mı? Varsa... Ayşegül! Çabuk kocanı kulübesine kapat, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tankut lütfen, lütfen. Bir dakika Ayşegül'cüm, bir dakika. Efendim bakın, ben size yardımcı olabilirim. Size yoga öneriyorum. Yoga sizin bütün sinirinizi, stresinizi... Sen benim hayatımdan çıktığın an... Bende ne sinir kalacak ne stres. Ben size yardımcı olacağım. Abi hala albayla konuşmadım. İçeride sıkıldım beklemekten. Defol lan! Defol yıkıl karşımdan! Git! Kaç sana! Adamı rahat bırakın. Yaktın beni ulan! Tipimi yaktın manyak. İsmet otur Allah aşkına. Dön başım döndü. Her yerde susam yaptın. Oturarak ye. İnanamıyorum. Başkasını seviyormuş. Müşterimiz başkasını seviyormuş. İyi ya işte, ne güzel. Kimliğini açıklamaktan kurtuldun. Reşat'tan kurtuldun. Gelsin gazino, gelsin paralar. Oh! İyi de kim o başkası? Demek ki güzel bir şey ki. Bunun başını da nasıl döndürdüyse artık. Dur, baktım ben. İyi geceler İsmet Hanım. İyi geceler Fahri, ne istiyorsun? Öncelikle sizi kaçıramadığım için özür dilemeye geldim. Yani her zamanki gibi saçmalamaya geldin.
Albayın hanımı konusu halloldu. Reşat abi konuştu sağ olsun. Bundan sonra özgür atlar gibi sere serpe dolaşabileceğim. İstediğim zaman apartmanda olur olmaz saatlerde kapınıza gelip merhaba diyebileceğim. O zaman ben de kapıyı kapatma özgürlüğümü kullanabileceğim. Neden? Ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Sen madem başkasına aşıktın, neden o zaman mihrabın peşinden koştun? Neden üzdün bu kadını bu kadar? Neden musallat oldun bu kadına? Yazık değil mi? Yazık. Ama mihrap diye biri yok İsmet. Öyle biri yok. Olsaydı yazık olurdu. Ama öyle biri yok. Tamam da demek ki olsaydı yapacaktı bunları. Yapacaktı bu terbiyesizliği. Ben onu söylüyorum. Yaptı çünkü acayip bir şey. Yani. Sinirleniyor insan hayatım. Ay şişirdin beni İsmet. Sen bu adamdan bayağı hoşlanıyorsun ha. Söyle de ikimiz de rahatlayalım hadi. Konumuz o değil şimdi bizim. Neymiş konumuz? Hayatım konumuz bu adamın yaptığı terbiyesizlik, iki yüzlülük, yalancılık ve vefasızlık. Yok ben sana bir şey söyleyeyim. Ben gidiyorum. Gidiyorum bunun hesabını soruyorum bu adamdan. Mihrap gibi güzel, akıllı, başarılı, mütevazı, böyle tatlı bir kadına bunu nasıl yapar bunun hesabını verecek bana. Olmaz. Ayrıca bu arada da o kadının kim olduğunu öğreneceğim. Benim kardeşimi kimse üzemez Uğurcuğum. Çıkıyorum ben. Her yeri susam yaptı ya. Hayırdır Ahmet abi, nedir bu koyunlar? Dolaşma buralarda, işten kovdum seni. Aa, ama Ahmet abi lütfen hala bozuğum sana deme, bak çok hala geceli... bozumsan, lan bütün paramızı batırdın, daha ne olsun? Köyden getirdiğimiz koyunlar da elimizde kaldı. Ya neyi elimize atsak çuval yok baba ya. Ne olacak bu hayvanlar? Vallahi okutmayı düşünüyorum. Ne olacak satacağız tabii. Anladım, götürüp bir kasaba... Kasap az veriyor, olmaz. Başka kim alır ki kardeşim bunları? Lan ne biçim konuşuyorsun sen? Örfümüzü, adetimizi de unutmuşsun ya. Sadece kurban bayramında mı davar kesilir? Bak ne yazıyor orada. Adaklı hayvan bulunur. Cahal. Anladım, çok iyi bir fikir. Seni tebrik ediyorum Ahmet abi. Çok para var mı bu ortabaş hayvancılıkta? Var var, yok yok. Sana ne? Kaça satıyorsunuz abi siz bu hayvanları? Başkasına 600'e veriyor ha, sana 500'e veririk. Ahmet abi, iddia ediyorum ben bu koyunları internette daha fazlasına satarım. Seninle bir daha iş yapmak ortak iyi, yapan böyle olsun. Ama kalbimi kırıyorsun Ahmet abicim. Sonuçta sen 500'ünü alacaksın. Üstünü ben kaça satarsam satayım canım. Öyle mi? Anlaştık. Ver parayı, al götür. Ver onu bayım bunu. Ahmet abicim, üzerimde para yok. Satıştan sonra teslim etsem. Anlaştık. Al götür. Abi ben şimdi bunu nereye götüreyim? Olmaz. Bu dursun burada. Oğlum nereye götürürsen götür. Zaten burada yeteri kadar mal var. Müşteriler rahatsız oluyor ya. Ama öbür koyunlar duruyor Ahmet abi. Oğlum onlar dükkanın malı. Sen al malını götür. Tövbe tövbe. Al. Kap. Hadi. Hayırlı gör. İyi tamam. Ya bak, üç gün içinde parayı getirdin getirdin. Getirmedin, kayınbabandan alın. Tamam. Hadi çek. Gel kız. Ne kızı lan, koço koç. Gel küçük, koçum benim, gel. Ne kültürden haberi var. Gel. Davadan ana. Gel. Ben kalender meşrebim, yüze çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim o. Saat kaç oldu? Hala oturamadık şu sofraya. Tankut gelsin otururuz baba. Ne yapıyor boş gezenin boş kalfası? Hala boş geziyor değil mi? Aşk olsun baba. Mantıcı da çalışıyordur. Ekmeğinin peşinde çocuk. Bir gün olsun şu kapıdan elinde ekmekle girdiğini gördün mü? Ama sofraya en önce o oturuyor. Reşat, hadi ellerini yıka da sofraya gel. Bütün gün kapının önünde tozla toprakla oynuyorsun. Ne kapısı, ne tozu, ne toprağı anne. Bana bak tekrar etmeyeceğim yoksa babana söylerim. Hey güzel Allah'ım, ah be anneciğim, ah! Ben bakarım, Tankut'tur. İnşallah bu sefer bir ekmek almayı akıl etmiştir. Etmiştir. Sevgilim. Ayşegül, baban nerede? Banyoda, niye ki? Ben bir şey getirdim de.
Aferin sevgilim. Babam da tam bu adam eve hep eli boş geliyor diye kızıyordu. Ne getirdin, ne getirdin? Evet, ben bunu getirdim. Gel bakalım. Tankut, bu ne? Koyun, koç bu koç. Hadi baban görmeden şunu içeri saklayalım lütfen. Saçmalama, koskoca koçu nereye saklayacağız? Ayrıca biz ne yapacağız bu koçla? Eğer bir gün babam beni kesmek isterse hayır. Al bunu kes diyeceğiz. Ne yapacağız? Para kazanacağız. Para! Neden? Neden? Sen niye böyle bir adam oldun hayatım? Ha? Ya Ayşe... Babaanne, açıklayabilirim. Harun? Harun? Onun burada ne işi var? Harun kim ya? Harun benim ilk aşkım. Cumhur Bey, onu Nedim'e de getirdiniz. Öldürecek misiniz yoksa? Yok efendim, öldürür müyüm? Öldürmeyeceğim Harun'u. Öldürmeyeceğim. Beni kıskanmıyor musunuz? Ne diyeceğimi bilemedim yani. Beni sevmiyor musunuz yoksa? Şey olur mu ya? Ondan değil, şeyden. Ben size çok güveniyorum. Evet, o yüzden. Teşekkür ederim Cumhur Bey. Öyleyse ben Harun için bir tabak daha koyayım sofraya. Hadi Harun, birazdan yemek yiyeceğiz. Hadi Harun. Yürü. Gel Harun, gel. Yapın ya Rabbim. Ne işi var burada? Hayatım neden saçma olsun ya? Ticaret yapacağız şurada. İki gün duruversin ne olacak? İki gün mü? İki gün dediysem yarına satarım ben bunu. İnternete ilanı verdim bile. Ne yapsam ya? Şşş, Allah aşkına ya. İyisin mi? Şu çiçeği vereyim de yesin hayvan açtın. Saçmalama, o benim çiçeğim. Ben bunu ne kadar özenle yetiştirdim biliyor musun sen? Evet ama bir halta benzemiyor. Bari bir işe yarasın. Evet. Şşş. Bak bir işe yarasın. Ye sen. Ye gitti bakalım. Güzelim çiçek gitti. Bebeğim, bu odadaki tek çiçek sensin yavrum. Ne diyorsun be? Romantizm yapacak hava mı var burada? Koyun kokuyor. Tamam. Bir söz telafi edeceğim ben bunu. Harun, sen burada sus bekle. Ben geleceğim, tamam mı? Yürü salona hadi. Tamam. Yaptın işte hadi. Bir şey olursa bağırma, içine at. Babam kızacak, hadi. Nihayet teşrif edebildiniz damat efendi. İyi akşamlar efendim, afiyetler olsun. Afiyet? Sayende kelimenin manasını bile unuttum ben. Ne kokuyor burada böyle? Ahır gibi kokuyor burası. Baba, yemeğini soğutmasana. Nereden geliyor bu koku ya? Reşatcığım, hadi yemeğini ye bakayım. Aç değil misin yoksa? Birdenbire iştahım kaçtı anneciğim. Baktım ben. İsmet Hanım. Ayşegülcüm merhaba. Reşat Bey evde mi acaba? Evde buyurun. Teşekkürler. İyi akşamlar, afiyet olsun. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim yemek vakti. Reşat Bey sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii efendim, ay buyurun. Nadide, nerede kaldın? Bizim zamanımızda kadınlar erkeklerden önce evde olurlardı. Hadi geç bakayım otur. Nadide mi? Kusura bakmayın, annemin durumu malum. Anneciğim, karıştırdın, Nadide değil o. Aa, 40 yıllık gelinimi tanımaz mıyım ben canım? Şaka mı ediyorsunuz benimle? Otur dedim sana çocuğum sofraya. Ama Saadetciğim, gerçekten karıştırdın sen. Sana kaç kere söyledim, bana anne diyeceksin diye. Saadetciğim bak. Bak, hala Saadetciğim diyor. Eğer hala sen de o alafranga özentisi gelinler gibi bana adımla hitap edeceksen öyle olsun diyelim, ne yapalım? Benim bu evde yerim yoksa bana huzur evinde bir yer bulun, gideyim artık ben de buradan. Anneciğim o nasıl yakırdı öyle? Baksana karına. Olur mu öyle şey? Hala anne diyemiyor işte. Yok canım, anneciğim olur mu öyle şey? Siz üzülmeyin yeter ki. Canım annem. Tabii ben senin de annenim yavrucuğum. Hadi otur.
otur bakayım kocanın yanına. Özlemişsindir onu. Evet. Kocanı sakın gözünün önünden ayırmayacaksın. Bunların gözü dışarıda. Doğru Saadetciğim, doğru. Doğru anneciğim. Çok haklısın. Gözleri çıkasıcalar. Hemen gözleri kayıverir. Ne olur kusura bakmayın. Birazdan geçer. İdare edeceğiz artık. Kolaylık versin. Allah zor sizin de işiniz. Çok zor, çok zor. Masada tuz yok galiba. Reşatcığım, gideyim de alayım ben mutfaktan. Peki, peki Nadideciğim. Tuz almıyorum ben Reşat. Ha, tam ben de geleyim karabiberi taşırım. Ayşegül, biz de gidip şu hayvana bakalım diyorum. Of. Bakın Reşat Bey, ben buraya sizin karınız rolünü oynamaya gelmedim. Çok haklısınız İsmet Hanım. Kusura bakmayın ama idare edeceğiz artık. Edemem efendim, idare edemem. Biraz anlamadım, siz niye bu kadar sinirlisiniz? Mihrap'la ayrılmışsınız. Evet, maalesef öyle oldu. Kim o kadın? Yani neden ayrıldınız? O bir sonraki soruydu. Mihrap Hanım ne dediyse doğru İsmet Hanım. Mihrap Hanım'la ayrılma sebebimiz aslında benim kalbimin başkasında olması. Ben başka birini seviyorum. Tamam işte, kim o başka biri? Anlamadım siz. Sizin sevinmeniz gerekmiyor mu? Yani Mihrap Hanım'la birlikte olmamızı zaten istemiyordunuz. Hayır, ben Mihrap'ı üzmenizden korkuyorum. Tamam, anlaşamıyor olabiliriz ama neticede benim kardeşim değil mi? Peki. O zaman söyleyeceğim. Benim sevdiğim kadın, daha doğrusu benim aşık olduğum kadın. İsmet Hanım ben... Reşat! Reşat neredesin? Yemeğin soğuyor. Tamam, geliyorum anneciğim. Başka zaman. Başka zaman o zaman. Hayır, başka zaman değil. Şimdi öğrenmek istiyorum. Maalesef ortam müsait değil İsmet Hanım. Başka zaman. Söz. Lütfen annemi idare edin. Ben de sizin için aynı şeyi yapmıştım. Çok teşekkür ederim. Ne yapalım artık? İdare edeceğiz. En azından kadının kim olduğunu öğrenirim. Buraya. Buraya bak. Harun, otur. Yem onu. Tanrım. Bu işe hemen bir çare bul. Yoksa bu gece bu koyunda koyu koyuna yatarsın ha. Ama lütfen, o kadar da kötü değil Ayşegül. Abartma, bak seni sevdi hem. Ya nasıl kötü değil? Yatak odamızda bir koyun var ya. Tamam. Halledeceğim ben yarın. Hadi biz gidelim. Harun. Harun buraya bak. Harun. Bırak şu koyunu artık hadi. Seni. Bu ne cesaret ha? Sen kalk benim evime gel. Ay. Ama ben senin en çok bu yönünü seviyordum. Sen hep böyle otlarla mı besleneceksin? Ot mu yiyeceksin? Yo, ben sana adam gibi bir şeyler getireyim. Olur mu? Anneciğim ne oluyor? Harun'a yemek götürüyorum. Harun? İçeride biri mi var? Baba dur baba. Babaannem ilaçlarını aksatmış da. O yüzden, yoksa içeride falan biri olduğundan değil yani. Olsun, ben yine de bir bakayım kızım. Efendim biz düzenli olarak kontrol ediyoruz zaten. Gerek yok. Siz rahatsız olmayın, benim içim kıyılır. Hatta biz şimdi bakalım. Sen İsmet Hanım'la ilgilen, olur mu? İsmet Hanım aramıştın.
Ama bulamamıştın. İsmet şu anda evde yok. Hay Allah, kalbim kırıldı. Ben de kendisine çiçekleri verip ilanı aşk edecektim. Ah Fahri, can Fahri. Ne olacak senin bu halin? İsmet başkasını seviyor diyorum. İsmet Hanım başkasını sevemez. Sizin bahsettiğiniz Mihrap Hanım. İkisi de aynı kişi zaten Fahri. Evet. Ha. İşte bu iki kişi tek bir vücutta toplanıp tek bir adama aşık oldu. Olamaz. Kim bu adam? Ben tanıyor muyum? Ya tanımıyorsun desem yalan söylemiş olurum. Uğur lütfen söyle, kim bu adam? Söyleyemem. Ahmet abi mi? Hayır. Mustafa. Oha! Albay mı yoksa? O evli be. Tankut mu? O da evli. Yoksa ben miyim? Hayır. Reşat abi de olamaz. Kim bu adam? Ya bırak şimdi Fahri o adamın kim olduğunu. Bana bak, beni dinle. Sen çok iyi birisin. Ayrıca tipsiz falan da değilsin. Yani sana hayır diyecek bir kadın tanımıyorum ben. Ciddi misin? Gerçekten bak, bu konularda hiç abartmam. Yeminle. O zaman test edeceğiz bunu. Edelim, buyur. Nasıl edeceğiz? Şimdi siz kadınsınız değil mi? Yani. Bu duruma göre sizin benden hoşlanıyor olmanız lazım. Yok yok, bir dakika, bir saniye. Şimdi Fahri, yani tabii biz başka şartlarda karşılaşmış olsak tabii ki... İlk defa bir kadın benden hoşlanıyor, bana aşık oluyor. Allah'ım, bu bilgiye ben nasıl dayanacağım? Benim bünyem kaldırmaz. Önce sevdiğim kadının başka bir adama aşık olduğunu, sonra da sizin bana ilgi duyduğunuzu öğreniyorum. Ya birileri benimle dalga mı geçiyor acaba? Ha, bu nasıl tipler? Bu nasıl olaylar? Ben nasıl apartmanda yaşıyorum? Of! Uğur Hanım, neredesiniz? Galiba aşkını bana itiraf ederken utandı, kaçtı. Neyse, ben onu rahatlatırım. Anneciğim, verdin mi Harun'a yemeği? Verdim, verdim. Öyle bir yedi ki görme. Ağzını da sildim. Ne arkadaşlar? Hafif voltajla çarpılmış adamlar gibi oynatıyorsunuz yüzünüzü, gözünüzü. Efendim, bu yüz masajı. Evet, böylece kılcal damarlar oynuyor, yüze kan gidiyor. Güzel. Bahaneyle beyne de biraz kan gider belki. Siz neden öyle ayrı gayrı oturuyorsunuz bakayım? Hadi sen karının yanına gel de şöyle sarmaş dolaş oturun. Haklısın anneciğim. Abartmayalım yalnız. Reşatcığım. Nasılsın abi? İyi misin abi? İyi gördüm. Görmez olaydım. İyiyiz Fahri, gel otur. Ne bu samimiyet diyorum ve bu soruyu ikinize beraber soruyorum. Yoksa o adam sen miydin abi? Aa, Fahri, neden samimi olmasınlar ki? Biz evliyiz ya Fahri. Ne zaman evlendiniz? Bunu bana nasıl yaparsınız? Sana ne yaptılar ki? Kör kuyuları attılar, ip bile salmadılar yenge. Ne diyor bu çocuk Reşat? Nef saçmalıyor. Anneciğim, Fahri işte, bilmiyor musun? Takılmıştır yine bir şeye. Evet, takıldım. Her şeye takıldım. Üstelik benden nasıl sakladınız? Ben nasıl duymadım yahu? Ama kimseden saklamadık ki biz. Herkesi çağırdık. Reşat bizi biricik evladımız. Öyle güzel bir düğün yaptık ki. Demek herkese çağırdınız. Herkesin haberi oldu düğünden. Benim haberim olmadı. Düğüne bile çağırmadınız öyle mi? Hayır Fahri, seni de çağırdık. Çağırmaz olur muyuz? Ama sen hatırlamıyorsun. Böyle bir şeyi nasıl hatırlamam İsmet Hanım? Fahri'cim sakin ol. Gel anlat bakayım, kim sana ne yaptı ha? Ben aşk çocuğuyum. Gururu boynuma atkı yapar giderim. Yalnızlığı palto diye giyer, onunla ısınırım. Ağzımdan bin küfür çıkmak için bekler. Ama size mutluluklar diler, öyle giderim. Fahri.
İsmet ya. Ay çok da sinirli çıkmıştı. Birkaç kişiyi telef etmiş olmasın. Derhal duruma müdahale etmem lazım. Allah! Elindeki çiçekler Raziye'nin galiba. Evet öyle. Nasıl yani şimdi olur? Sizin evde durum bu mudur? Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yani önce hep beraber ailece yemek yer, sonra televizyon seyreder, sonra tekrar yemek yer şeklinde mi yapılandırdınız aileyi? Bugünlerde üzerimizde bir rehavet var İsmet Hanım, idare edeceksiniz artık. Ay, başladı mı benim program? Bir şey kaçırdın mı acaba? Yok buyurun. Karıcığım boynum tutulmuş galiba, birazcık masaj yapar mısın? Şansını zorlama istersen Reşat Efendi. Sen ne dedin bakayım kocana kızım? Anneciğim şey dedim, istersen biraz masaj yapayım sana, iyi gelir ağrılarına dedim ancak razı edebildim. İyi iyi, hadi yap bakayım masajını. Evet. Ah! Oh! Oh çok iyi geldi, aman. Ah! İsmet sen? Oh. Evet ben. Evet sen? Reşat Bey'e masaj mı yapıyorsun? 40 yıllık kocama masaj yapıyorum tabii ki. Ben yapmayacağım da başkaları mı yapacak? Uğur ilahi. Yok canım artık kamera şakası değil mi bu? Gösterin kameraları da el sallayayım. Merhaba. Ay saçmalama İsmet. Sen evli değilsin, kocan falan yok senin. Sen son derece sinirli bir şekilde evden çıktın. Reşat bu kadın ne diyor? Anneciğim, bu Uğur'un kafayla ilgili bir şey. Evet, maalesef bu aralar kafası bir karışık. Her şeyi unutuyor niyeyse. Ah vah, geçmiş olsun kızım. Bir şeye ihtiyacın olursa sakın çekinme, söyle bana. Ya! Ya biri bana burada olanları anlatır ya da vallahi topunuzun... Tamam, tamam Uğur. Gel istersen ben sana bol köpüklü bir kahve yapayım şöyle. Hemen unuttuklarını hatırla. Gel canım, gel kendine gelirsin şimdi, gel. Biz geçelim mutfağa. Şimdi geliyorum kocacığım. Teşekkür ederim karıcığım. Yazık. Reşat, ben bu gençlerin haline çok üzülüyorum. Yani bu genç yaşta şuurlarını kaybediyorlar. Hep o hormonlu gıdalar yüzünden. Bak bana, bu yaşta taş gibiyim. Vallahi. Bu Reşat'ın annesi hasta, tamam mı? Yani aklı geliyor gidiyor biraz. Yani şu aralarda iyice gitmişti onda. Ve beni Reşat'ın rahmetli karısı zannediyor. Biz de kadıncağız daha da fena olmasın diye durumu idare ediyoruz. Durum bu yani. Anladın mı? Hı hı. Bence siz karı koca olmak için sürekli bahane yaratıyorsunuz. Ne alakası var Uğur? Ayrıca daha önce Reşat benim ricamı kırmamıştı. Hı hı. Şimdi ben de ona hayır diyemedim. Ne yapayım yani? Tabii. Hem fena mı? Böylece kime aşık olduğunu da öğrenmiş olacağım işte. Hah, bak bu mantıklı işte. Güzel konuştun. Ay sağ ol be Uğur. Valla işte biz dangalaklar ara sıra mantıklı laflar da edebiliyoruz. İdare edeceksin artık bizi. Neyse sen şimdi onu bunu bırak da İsmet. Hadi anca hazırlanırsın. Akşam program var. Hadi. Nereye akşam programı? Yok efendim ben programa falan. Ben bak, çıkamam sahneye, delirdin mi sen? Ya İsmet zaten çıktığın günler çıkmadığın günlerden daha az. Ya biz nereden girdik bu işe? Niye oralara gidip imza attık anlamadım ki. Hayatım işte hayat şartları, ne yapacaksın? Yapamam şu anda öyle bir şey, çıkamam sahneye falan diyorum. İsmet o zaman bak ne olur yarın son kez çık da sahneye. Adamla tatlı ayrılalım, başımıza bela olmasın sonradan patron, ne olur. Ay tamam artık yarın ola hayır ola düşünürüz bir şeyler. Hadi yürü. Tamam yürü, hadi. Kız sonra sıktırır. İlk defa sevdiğim terk etti ama hiç heyecanlı değilim. Fahrettin, sen evli miydin ki karın seni terk etti evladım? Yapma Ahmet abi. Bizim İsmet Hanım'la aşkımızı Sağır Sultan bile duydu. Tamam oğlum. Senin İsmet Hanım'a aşık olduğunu Sağır Sultan duydu da... İsmet Hanım'ın sana aşık olduğunu sana kim söyledi? Öyleymiş. Aşık değilmiş. Reşat abiyle evlenmişler. Ne? Evlenmişler mi? Duymadın mı abi? Yo. Kim söyledi? Abi bir dinlensin. Sen duymadın demek ki. Demek ki bu yıldırım aşkı.
Sevdiğim kadın başka birine yıldırım aşkına tutuluyor, benim haberim olmuyor. Ben bu acıya nasıl... Lan hayırdır? Abicim, Saadet anne üzülmesin diye evliymiş gibi yapıyorlar. Bir müsaade etmedi ki anlatayım. Fahri abi. Bak oğlum. Fahri abi. Oğlum alo. Beni dinle ya. Abi. Beni dinle ya. Abi adam bayıldı. Tamam işte. Bu şansı değerlendirelim diyorum ya. Adam hazır onları evlendi biliyor. Bu dengesiz durumdan bu dengesiz arkadaşımızı kurtaralım diyorum ben de ya. Haklısın abi. Çivi çiviyi söker diyorum ve hemen Fahri abiye bir kadın bulalım diye ekliyorum. Bak gene kadın bulalım diyorsun ya. Oğlum o kadın bu dengesiz adamı ne yapsın? Evet abi. Ne yapalım o zaman? Bilmiyorum ki. Vallahi ben ne yapacağımızı galiba buldum. İmine'nin eşyalarından bunları bulabildim. Öbürleri yanında götürmüş. Olur mu ki bana? Ahmet abi gerek yok. Ben Ayşegül'ün kıyafetleriyle hallettim bu işi. Bu daha mantıklı. Ne tek dersen bizim oğlan şehir kadınlarından daha çok hoşlanıyor. İsmet Hanım'ı düşünecek olursan. Evet bravo abi. Şimdi bu çağdaş mankenimizi alıp yavaşça Fahri'nin kapısının önüne koyalım. Bu elbiseleri de buraya bırakalım mı? E üstünü değişmek iktiza ederse ne yapacak kadın? Abicim gerek yok. Önce şu yemi bir yutsun da gerisine sonra bakarız. Tamam mı? Tamam. Seni çalıyorum. Hadi kazamız mübarek olsun. Çalıyorum. Hadi. Bir, iki ve üç. Hoş geldin. Allah'ım ne ilginç. Bir yandan alıyorsun, bir yandan veriyorsun. Ne mutlu bana. Üzerinde not da yok. Adı ne acaba? Bundan sonra senin adın Kendi olsun. Kendi. Eskiden bunları cami avlusuna bırakırlardı. Ama bu bayağı reşit olmuş. Evine hoş geldin Kendi. Gel. Kendi özür dilerim. Yuh! Bu eder mi çabuk havaya girilir arkadaş ya? Fahri bu abi işte. Anlayamıyorsun ki. Ne oldu Reşat? Reşat ne oldu? Yok bir şey yok. Birdenbire sizi o sabahlıkla görünce... Reşat ilk defa mı karını sabahlıkla görüyorsun? Yok. Kumandayı gördünüz mü? Az önce elindeydi ya anneciğim. Ha, kim bilir nereye tıkıştırmışım da. Eğer rahatsız ettiyse yani sabahlık çıkartabilirim. Hayır yok katiyen. Nadide geldi aklıma da onu da Allah rahmet eylesin. Size de çok yakışmış. Aman efendim teşekkür ederim. Siz daha yatmadınız mı? Hadi gidin odanıza yatın da ben de rahat rahat televizyonumu izleyeyim. Evet. Yatalım değil mi? Odamızda. Odamızda. Hadi bakalım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Evet, iyi geceler anneciğim. İyi geceler güzelim Nadide. Sus be. Sen ne yapıyorsun bu saatte? Hayatım. Harun'u internetten satışa çıkarttım, gelen tekliflere bakıyorum. İnternetten koç mu satılırmış? Neden satılmasın? Allah Allah. Gayet de güzel ilgileniyor insanlar. Hatta bir tanesi yaşı kaç diye sormuş. Temizle, temizle. Çıkmıyor bunun kokusu işte. Burada mı yatacağız biz bu gece? Hayatım, para kazanmak için lütfen birazcık sabırlı ol. Bak sattım, satacağım Harun'u. Yazık.
Allah'ım ya. Ya babam Mihrab'ın İsmet Hanım olduğunu öğrenirse? Ne alaka şimdi? Hele bir de evde koç sakladığımızı öğrenirse? Hayat, eğer baban İsmet Mihrab meselesini öğrenirse koç arada kaynar zaten. Çok korkuyorum babam eski haline dönecek diye. Ben diyorum yoga yapsın lokum gibi olacak diyorum ama beni dinleyen yok. Bir Harun dinliyor. Evet. Efendim siz rahatınıza bakın. Ben bizim çocukların odasına giderim. Ayşegül'ü de buraya yanınıza yollarım bir mahsur yoksa. Yok tabii ama olur mu öyle şey Reşat Bey? Yani siz nerede yatacaksınız? Bizim çocukların odasında ben artık Tankut'la. Daha iyi böylesi. Annem hiçbir şey fark etmez. Yani odaya girecek bile olsa Ayşegül yorganı başına çekebilir. Ay ben şu koltukta da şöyle ilişirdim yani. Yok yok yok. Olur mu öyle şey? Olur mu? Siz rahatınıza bakın efendim. Peki teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Siz nasıl uygun görüyorsanız o zaman öyle yapalım. İyi geceler. Size de. İyi geceler efendim. İyi geceler. Ayşegül. Babam! Ne işi var şimdi bu saatte ya? Bileyim ben. Ayşegül. Anladı. Koç anladı. Koç anladı. Nasıl anlayacak? Nasıl anlayacak? Oyala oyala bir şeyler yap. Bileyim. Bir şeyler yap. Müsait değilim baba. Yanlış zamanda geldim galiba. Giyiniyorum. Giyiniyorum baba. Neyse. Sen bu gece benim odada İsmet Hanım'la yat diyecektim. Ben de sizin odada yatacağım. Annem anlamasın diye. Ayvayı yedik. Ben salonda bekliyorum. Üstünü giyince haber et. Ne yapacağız biz şimdi? Ayşegül, babam bu odada yatacağına göre mecbur Harun da seninle birlikte gelecek. Nereye? Babamın odasına mı? Hayatta olmaz. Ayşegül, Harun için en güvenli yer orası. İsmet Hanım orada uyuyor olacak. O yüzden baban hayatta o odaya girmez. Lütfen. Nasıl götüreceğim onu ya? Bak buraya kadar geldik. Rica ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Çok kötü kokuyor ama. Hadi, olur şu Harun'u. Çıkın beraber. Hayır, hırpalama hayvanı. Hırpalama. Canım, canım, canım. Lütfen rica ediyorum. Aç kapıyı. Çık açıyorum ya. Hadi pış 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 pış. Lütfen Harun biliyorum benden ayrılman zor ama böyle. Lazım. Saklayacak başka yerimiz yok. Burada kalacak mecburen. Nasıl? Bu odada bizde mi yatacak? İsmet Hanım başka çaremiz yok. Lütfen. Allah'ım nasıl bir ev burası? Bana bak. Peki ne yapacaksın? Bir yere bağla bari. Yatağa matağa girmeye kalkmasın gece. Yok yok. Şu köşeciye kıvrılır hayvancağız. Hiç sorun çıkarmaz. Gel canım. İyi de tuvaleti muvaleti gelirse bunun ne yapacağız? Bir şimdiden götür götürecek sanki. Canım. Bir suyu samanı bir şey var mı onun? Yok her şey var her şey var. Ay, dur bekle. Uyuyamam. Burada bekle. Burada bekle. Bekle yat yat yat. Geliyorum. Ha beni onunla yalnız bırakma. Ayşegül o. Bakma bana öyle. Baba ben hazırım sen odaya. Geç. Ne biçim kokuyor bu oda böyle? Sen hiç yıkanmaz mısın oğlum ya?
Yok canım baba. Herhalde o da havasız kaldı. Ben yatacağım. Buyurun yatın babacığım. Tek başıma yatacağım. Ne yapıyorsun sen? Yoga. Bu saatte ne alakası var ya? Yoganın saati olmaz babacığım. Yogayı her zaman, her saatte, her durumda yapabilirsiniz. Bakınız, bütün çakralarımı açıyorum. Rahatlıyorum, sakinleşiyorum. Pamuk gibi bir insana dönüşüyorum. Ha, pamuk. Sen. Senden olsa olsa polyester olur, o da çakma. Çin malı. Bakın, hiç kızmıyorum. Hiç kızmıyorum. Bakın gülümsüyorum. Mutluyum, çok mutluyum. Mutlusun çünkü sen iç güveysin. Sana ben bakıyorum. Babacığım bakın, siz bu sinirle yalnız kalırsınız. Vallahi billahi söylüyorum. Şu yogayı deneyin siz bir. Nerede? İşte el ilanı. Buyurun bir deneyin, bana güvenin. Hiç işim olmaz. Biraz yastıkları havalandırayım dedim. Ay ben de yatmaya geldim, çok yoruldum İsmet Hanım. Allah Allah, yapmış bu. Hey canım, masal anlattım mayıştı biraz. Oy. Oh, mis gibi kokuyor bu. Evet, parfüm sıktım da üstüne. Çok fenaydı Ayşegül, bildiğin gibi değil. Yatma vakti ha. Evet. Çok yoruldum. Doğru var. Bununla uğraşmak kolay değil. Oh. Ayşegül. Efendim. Bir şey sormak istiyorum sana. Sorun tabii İsmet Hanım. Reşat Bey bu aralar mutlu mu? Anlamadım. Yani ne bileyim, bir keyfi pek yerinde gibi geliyor bana. Hani böyle bir yüzünde güller açıyor, bir haller, bir değil mi? Evet, evet. Hani ne bileyim, derler ya, adeta ikinci baharını yaşıyor sanki. Evet, bu aralar keyfi gayet yerinde. Evet, doğru. Ay, ikinci bahar dedim de aklıma geldi. Acaba şöyle düşündüm. Hayatında biri olabilir mi sanki? Zannetmiyorum. Zannetmiyorsun. Yani bu aralar top gibi maşallah ama sizin Mihrap Hanım olduğunuzu anlarsa işte o zaman eski haline döner. Döner diyorsun. Döner. Evet. De. Acaba öğrense mi? Bilmiyorum ki. Ayşegül. Sen de mi gülüyorsun?
Sence aramızda bir şeyler mi oluyor? Yani seninle benim aramda. Sanki bir şeyler gelişiyor. Bir şeyler yeşiriyormuş gibi geliyor bana. Biliyor musun, ilk defa ben konuşurken biri benim sözümü kesmiyor. Yani dalga geçmiyor. Yani ilkokuldan beri ilk defa. Yoksa sen bana aşık mı oluyorsun? Sence bizim ilişkimiz diğer insanlarca tuhaf karşılanır mı? Evet diyormuşsun gibi geliyor, görüyorum. Ama sen de beni istiyorsun, biliyorum. Evet. İyi misin? Gördün mü bak, ayrıldılar. Tek başına kalıverdi sokaklarda. Kendi. Biz hiç ayrılmayalım, olur mu? Lütfen. Sananı bilmediğim bir kadını da nasıl bulacağım ki? Ne rehberde olur, ne telefonda. Neyse bakalım. Yine de şu rehberi bir karıştırayım, belki bir şeyler çıkarırım. Bu ne biçim telefon? Bakkal, terzi. Ne o elektrikçi? Mahmut, Hasan. Hiç kadın ismi yok ki burada. Evet, Mahmut Hasan olmayacağına göre bu Oya. Oya diye kaydetmiş. Kaçmış? İsmet Hanım. Ah! Siz benim telefonumu mu kurcalıyorsunuz? Hiç inandırıcı değil İsmet Hanım. Orası mutfak, yatak odası öbür tarafta. Uğru gezerler başkalarının telefonunu karıştırmaz. Şaşı da değillerdir. Öyle devam edin, kapıya çarpacaksınız. Yerimi kapmış çakal. Kalk. Şşt. Kalksana. Kime diyorum? Anlaşıldı. Ben seni uyandırmasını bilirim. Üçe kadar sayıyorum. Uyanmazsan saksı geliyor kafana. Bir. İki. Ne oluyor efendim? Neredeyim ben? Hangi yıldayız? 1915. Cunk Bayırı. Allah Allah. Ay ben sizin yerinize mi yatmışım? Yerimi gasp etmişsin. Ah, çok kusura bakmayın efendim. Buyurun beraber yatalım. De- We'll be right back.
kadının adı Oya demek. Az kaldı, bulacağım seni. Nedir ya, içine pancar motoru kaçmış gibi ya. Bütün rezonans içimde. Estağfurullah efendim, öyle şey olur mu hiç? Bu ne bu burnumdaki? Efendim, horluyordunuz da, çok horluyordunuz. Onu kesmek için müdahalede bulundum. Ben hayatta horlamam. Oldu, tamam. Yatakta sorun yoktu da. Neydi sorun damat? Sorun efendim, kabus kabus, çok kabus gördüm gece çok. Aferin. Benimle aynı odada kaldığın zaman hep kabuslardır. Ben bebek gibi uyudum. Onu duydum efendim. Benim horladığımı mı ima etmeye çalışıyorsun Tankut? Aa, estağfurullah efendim. Ona horlamak denmez. Yani sanki dün gece odanın içine bir buldozer tepiniyor. Ben horlamam. Emredersiniz. Ay ben unuttuydum seni. Uyandın mı? Halı gitti. Ah Ayşegül, ah Ayşegül. Çıkmaz da bu koku şimdi. Aç kalıyordunuz değil mi efendim? Lütfen. Keşke İsmet Hanım hiç gitmese. Mesut Bahtiyar bu evde yaşasak. Kim acaba o kadın Reşat? Kim bu Oya denen ve sana yaşama sevincini tekrar tattıran kadın? Harun gelmiyor mu kahvaltıya? Harun etmiş babaanne kahvaltısını. Bir de Harun çıktı başımıza. Kim bu Harun anne? Aa, dolaşıyordu, gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Hatta Tankut besliyordu. Hay Allah. Bir yanlışlık olacak efendim. Ben Harun bilmiyorum yani. Harun kim? Ne beslemesi? Anneciğim, beslemek derken bu Harun hayvan mı? Evet. Harun bir koç. Ve bu evde bizimle yaşıyor. Nerede? Bu evde. Baba, babaannenin kafası karışık bugünlerde. Anladım ben anneciğim. Bırak Tankut beslesin onu. Reşatcığım, bugün de pek şıksınız maşallah. Evet, evet. Öyle oldu. Bir randevum var da. Öyle mi? Evet. İyi ki hatırlattınız. Ben geç kaldım. Öyle mi? Müsaadenizle.
Evet. Ben size iyi günler dilerim. İyi günler. Demek randevunuz var. Evet. Çok güzel. Kesin o kadına gidiyor. Nasıl da heyecanlı. Sizlere afiyet olsun. Benim de bazı işlerim var. Çıkmam gerekiyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müthiş oldu. Evet, bu daha güzel oldu. Beğenmedin mi? Tamam. Başka pasaja bakarız. Bahri, ne yapıyorsun? Alışveriş yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Bu yanındaki ne? O benim dert ortağım. Dertlerimi dinliyor. Dinlemesi normal tabii. Ama cevap vermiyordur herhalde. Hayır, hiç cevap vermiyor. Bahri, anormal olan ne biliyor musun? Ben miyim? Evet. Bir mankene soru sorman anormal. Hadi sordun, cevap alamadın diyelim. Niye yanında gezdiriyorsun? Bilmiyorum ki, ben yalnız kalmak istemiyorum sadece. Bak Fahri, eğer kendini yalnız hissediyorsan bana gel. Benimle konuş. At şu mankeni de çöpe. Sen sorularıma cevap verecek misin Nur? Ay bilmiyorum, elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Ama şu kadın müsveddesinden de kurtul. Neden sinirlendin ki şimdi, anlamadım ben. Ya böyle bir mankenle ikinizi yan yana görünce insanın sinirleri bozuluyor. Koca adam oldun, çeki düzen ver artık kendine. Yanında manken olmasına dayanamıyorsun değil mi? Evet öyle. Kıskanıyor musun yoksa? Çok kıskanıyorum. Keşke ben de böyle olsam diyorum içimden. Dayanamıyorum, çok üzülüyorum. Üzülme. Önemli olan fizik değil. Herkesin kendine göre bir güzelliği var. Oh. Önemli olan iç güzelliği. Ay. Kafana takma. Hoşça kal. Gidelim. Hazırlandınız mı? Evet. Bugün aramıza yeni bir yogi katılıyor. Reşat Bey. Buyurun efendim, şöyle öne gelin. Affedersiniz Oya Hanım, yogi derken? Yogi, yoga yapan kişiye diyoruz. Aa, buyurun. Gel birader, gel. Otur şuraya, gel. Sağ ol Yogi. Estağfurullah. Hasan. Reşat. Memnun oldum. Evet, şimdi hepimiz ilk pozisyonumuzu alalım. Ve asanalara girerken lütfen doğru nefes alıp vermeyi unutmayalım. Hasan'a girerken? He? Evet, Hasan'a değil. Asana, Reşat Bey. Asana hareketlerimize verdiğimiz genel isimdir. Her asanamızın, yani hareketimizin bir ismi var. Şimdi siz yeni olduğunuz için ben önce ismini söyleyeceğim, sonra hareketi göstereceğim. Lütfen beni takip edin, her şey çok kolay olacak. Hazır. Evet, şimdiki pozisyonumuz aynı zamanda başlangıç pozisyonunda olan Sukhasana. Evet Reşat Bey. Buyurun benim. Tekrar edin lütfen. Sukhasana. Sukhasana. Daha yüksek lütfen, duyamadım sizi. Sukhasana. Duymadım sanma. Hasan diyorsun, ayıp oluyor ama. Hareketin adını tekrar ediyorum. Tamam. Lütfen rahatlayalım. Çünkü burada bütün yogiler dostuz değil mi? Güzel. Şimdi ikinci asanımıza geçiyoruz. Lütfen hep beraber ayağa kalkalım. İkinci asanımız eğil ve esnet. Padmasana. Evet Reşat Bey. Hastasana. Bak yine aynı şeyi yaptın. Yine arkamdan konuştun. Ya ben hareketin adını tekrar ediyorum. Öğretmen tekrar et diyor, tekrar ediyorum. Tayt giydik diye bir şey ima ediyorsan, biz Anadolu çocuğuyuz, tamam mı? Biz ne çocuğuyuz, affedersin. Tamam, tamam. Lütfen rahatlayalım. Unutmayalım ki burada bütün yogiler dostuz. Bu ayı yogi pek dost gibi gelmedi bana. Sen bana mı dedin? Rica ederim, rahatlayalım. Buyurun oturun. İlk pozisyonumuza geçiyoruz. Hasta sana. Buyurun. Buyurun hocam. Şimdi başlangıç pozisyonumuza geri dönüyoruz ve herkes kendi mantrasını mırıldanıyor. Hazır. Mantara derken? Mantra, bilinç düzeyimize değişiklik yapmak istediğimiz zaman çıkardığımız ses veya sözcüklerdir. Heh. Şimdi lütfen içinizden gelen sesi duyun. Hazır. Bak, içinden sakın Hasan diye bir şey geçmesin, tamam mı? Anlattın bana ha. Hep birlikte hazır mıyız? Güzel, devam.
geliyor bunlar böyle? Güzel. Daha yüksek. Daha yüksek Reşat Bey. Rahatlayın Reşat Bey. Bağırın. Bravo Reşat Bey. Bravo. Daha yüksek Reşat Bey. İşte bu. Güzel. Güzel. Bunlar resmen. Bravo Reşat Bey. Hayır. Yok dayanamayacağım. Merhaba Ahmet abi. Merhaba Tankut. Ne güzel bir gün değil mi? Vallahi çok güzel gün. Sen de güzel bir adamdın. Bundan daha da güzel olmuşum Fahrettin. Hay Allah, tanıştırmayı unuttum abi. Fahri abi, iyi misin sen? Çok iyiyim, bomba gibiyim. Yeniden doğmuş gibiyim. Yeni bir ilişkiye hazır değilim. 35 yıl daha bekleyeyim diyordum ama... insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor. İle havada kaldı. Neyse tanıştırayım. Canım Tankut. Tankut şeker kız kendi. Kendi Ahmet abi. Ahmet abi kendi. Şekerci kız kendi mi? Evet, ben çocukken Şeker Kız Kendi diye bir çizgi film vardı. Çok seviyordum onu. O yüzden ismini ona verdim. Fahri abi bak, bu gerçek değil. Bu cansız manken. Bak cansız manken bu. Kendi. Bak burası da Ahmet abinin mantıcı dükkanı. Öğle yemeklerini buradayız. Mustafa da Ahmet abinin oğlu. İnşallah ileride çok büyük bir sanatçı olacak. Mustafa kendi, kendi. Mustafa. Hadi biz dükkana gidelim. Yaktınız adamı, yaktınız. Bak, Reşit abiyle konuşurum. Beraber çalışırız burada. Sen kasaya geçersin, ben de müşterilerle ilgilenirim, olur mu? Böylece hiç ayrılmamış oluruz. Çok ettik biz bu işi galiba ya. Ahmet abi, kabul etmek gerekir ki Fahri abiye cansız bir manken almak pek de iyi bir fikir değilmiş. Doğru söylüyorsun. Al iç kahveni de biraz sakinleş. Hayır. Uğurcuğum ben şunu anlamıyorum. Bu adam bu Mihrab'ın aşkından ölmüyor muydu? Kız ölmek ne kelime? Kendini ateşlere atıyordu. Aya Haydar'ın üstüne saldırmadı mı aslanlar gibi? Evet. İşte ben onu diyorum. Bu Oya nereden çıktı? Ay sen bu kadını ne zaman buldun? Ne zaman aşık oldun da ilişki bu boyuta ulaştı? Hangi boyuta? Yani almış yürümüş. Nasıl almış yürümüş? İşte yapıyorlar işte bir şeyler Uğur, anlasana. Sen nereden biliyorsun? Duydum. Yanında mı yaptılar? Evet. Dedi ki Reşat Bey... özür dilerim dedi, Mihrap Hanım dedi, müsaadenizle biz dedi Oya Hanım'la bir şeyler yapacağız dedi. Ay olur mu öyle şey dedim, dükkan sizin, ben şuraya ilişirim dedim. Ay inanmıyorum. Şekerci dükkanında mı yaptılar? Ha, oraya kadar olanına inandın yani. Yok canım, oraya kadar olanına da inanmadım da ne bileyim ben. Ay Uğur, inanılacak şey mi bu Allah aşkına, şaka yapıyorum. Olur mu hiç öyle şey? Ne bileyim canım, duydum deyince. Kapıyı dinledim. Ölümü gör anlatmazsan. Anlatılacak şey mi bu Uğur Allah aşkına yani? Ya İsmet, ya ben böyle bildiğim tanıdığım insanlarına, mahremlerine çok meraklıyımdır. Yani böyle mektup olsun, günlük olsun, gizli bir şey olsun sonuna kadar okurum. Ha, ortada bir şey bırakmayalım diyorsun yani. Duyduğum kadarıyla Reşat Bey'in performansı nasıldı? Uğur, benim burada sinirden elim ayağım titriyor. Sen ne biçim sorular soruyorsun? Tabii haliyle sen de üzüldün. Üzülmekten çok sinirlendim ve intikamım çok acı olacak. Seni anlıyorum ben canımın içi. Ama bu gece sahnen var biliyorsun. İntikamını yarın alırsın. Ha? Hayır, ben bu geceden başlayacağım. Ama olmaz bak İsmet. Dün gece çıkmadın. Bu gece de çıkmazsan adam kapının önüne koyar bizi. Ama koyarsa koysun kapının önüne. Ay zaten başıma ne geldiyse bu mihrap yüzünden geldi ama kurtulurum, çok iyi olur. Tamam tamam, ben her şeyi halledeceğim. Ben kıyafetlerimi falan götürürüm, her şeyi hazırlarım. Sen Reşat Bey'i 2 dakikada madara eder, hemen gelirsin çatır çatır okursun şarkılarını, tamam mı canımın için? Tamam, hadi İsmet'im. Tamam, bakarız, idare ederiz bir şeyler. Hadi, güzel tamam. Para ha. Tamam Uğur, tamam idare ederiz dedim. Ya bırak da rahat rahat şu Reşat'a yapacağım eziyete konsantre olayım. Tamam tamam. Ya sen var ya. Reşat ağa, daha yüzüne ne oldu? Önemli değil Ahmet efendi. Fahri'nin başımıza açtığı işlerden biri yine. Allah.
Babacığım merhabalar. Baba, vallahi yan gelip yatmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bütün gün çalıştım, anlatabiliyor muyum? Bütün gün çalıştım. Sonra Ahmet abi dedi ki bir ara mı versek acaba dedi. Tam arayı verdik, siz geldiniz. Olsun evladım. Oyun oynamak senin de hakkın. Ya Rışıda, dünyanın sonu mu geldi? Tankıtın yanağını okşadın ya. Bakma sen Ahmet efendi. Ben aslında severim keratayı. Tankıtçığım, yanında baklavacım Rüset yok mu? Var. Bir kilo şöbiyet ısmarlamıştım. Bir zahmet koşup kapıp geliver. Hadi canım benim. Tabii ki babacığım. Nasıl gidiyor Ahmet efendi? İşler güçler. Vallahi borsaya takılmıyorsun artık. Yo tövbe, tövbe. O işler bitti artık. Ya. Bitti. Herkes kendi bildiği işi yapacak arkadaş. Bak, köyden bir sürü davar getirdik. Bayramda satarak diye ama elimizde patladı. Ne yapalım? Biz de adaklık madaklık diye artık satmaya çalışacağız. Ama hiç değilse bildiğimiz işi yapıyor. En iyisini yapıyorsun Ahmet efendi. Getir onu, getir onu. Getir onu. Doğru mu görüyorum Fahri? Nasılsın abi, iyi misin abi? İyi gördüm seni abi. Bir gün ben de seni iyi görsem o kadar iyi olacağım ki Fahri. Bundan sonra hep iyi olacağım Reşat abi. Bambaşka bir Fahri göreceksin. Çünkü kendi hep yanımda olacak. Kendi bak Reşat abi, Reşat abi kendi. Yine mi kendi? Vallahi da kendi. Sözün bittiği yerdeyiz Ahmet efendi. Reşat abi akşam yemeği kendi de getirebilir miyim? Getirebilir misin? Eskici, eskiler alıyorum. Sepet naylon veriyorum. Eskici. Eskici. Buyur abi. Mısın? Buna kaç para verirsin? Hayır. Bak saçımı Amerikan perma yaptırayım. Ne olur fularımı size vereyim. Bunu yapmayın bana. Söyle ne verirsin? Abi bu bir şey etmez. Kime satacağım ben bunu? Ya ne verirsen. Abi bırak parayı. Kovalyen bile vermem ben buna. Bir mandal vereyim. Ver. Al ver. Hayır bu kadar gaddar olma. Sevenleri ayırma ne olur. Kendi! Fahri, Metin ol Fahri'cim. Metin. Bugüne kadar yaptığım en doğru hareketi yaptım emin ol. Belki de seni uçurumun kenarından kurtardım Fahri. Al canım. Hayatıma giren bütün kadınları aldın. Neden? Üzülme be Fahri. Nasıl üzülmeyeyim Ahmet abi ya? O benim can yoldaşımdı. Kısa sürede biz kaynaşmıştık. Thelma ve Louis tadında bir seyahat planlamıştık. Sonunu düşünmeyecektik. Bu ilişki bir eskicinin Çin malı leğenleri arasında bitmemeliydi. Yapma be Fahri. Bir gecede böyle plastik bir mankene bağlanılır mı ya? Ben yalnız bir adamım abi. Ben bu gece o eve gidemem. Kendinin her tarafa kokusu sindi. Yahu benim kanlı canlı Eminem köye gitti. Ben bile kendimi bu kadar kötü hissetmedim ya. O benim evime bir ışık olmuştu, bir ruh olmuştu. Ben o yatağa giremem abi. Bari ben senin derdini ağrıyor mu galiba? Beni çocukluğumdan beri doktora götürüyorlar. Hiçbiri teşhis koyamadı. Böyle acayip UFO gibi bir çocuk bu dediler. Sen nasıl çözdün abi? Vallahi ben çözdüm Fahri. Nedir? Sana böyle kanlı canlı, böyle kokulu, sıcak bir şey lazım. Tam dediğin gibi abi. Mustafa. Efendim baba. Getir oğlum oradan o kralı koçu. Bilelim Fahrettin'e bu gece sarılsın yatsın. Getir oğlum. Getir. Gel koçum gel. Al Fahri. Bak, kurdelali mürdelali böyle. Al, götür evi. Bari koyun filan olsaydı abi, koç. He? Ha? Sizi de yorduk İsmet Hanım. Aman yok canım. Komşulukta olur bazen böyle şeyler. Yani komşular birbirinin karısı kocasıymış gibi davranır gerçekten bazen. Pardon Ayşegül'cüm, hep böyle geç mi gelir? Kim? Reşat. Reşat Bey. Ha yok, bugün ne olduysa. Ne olduysa artık, kimle alt alta üst üste. Ne? Bir şey, üst üste mi ne? Pardon. Yok yok, salatanın dedim sosunu tam sofraya otururken ha. Koyuyorsunuz üstüne değil mi? Yani daha önceden ben öyle yapıyorum. Tabii tabii biz öyle yapıyoruz. Ben tamam. Tuz, biber, tamam. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Reşat'ım. Hoş bulduk anacığım, bomba gibi gördüm seni.
Bana çiçek mi aldın? Aslında... Anlıyorum. Annenin niye çiçek alasın? Benim pabucum da mı atıldı? Sen o çiçekleri karına aldın değil mi? Vallahi öyle anneciğim. Karıcığım, bu çiçekler sana. Sen al o çiçekleri başına çal. Anladın? Al, al hepsini. Ne oluyor ya? Neredeydin bu saate kadar? Ne neredeydim ya? Buradayım işte. Evet, buradasın. Peki niye çiçekle geliyorsun evine? Suçlusun çünkü. Suçlu olan insan gelirken karısına çiçek alır. Canım size çiçek almak istedim. Yani içimden geldi. Sen onu benim külahıma anlat. Hangi yuva yıkan kadının yanındaydın? Çabuk söyle bana. Benim o taraklarda bezim yoktur efendim. İsmet Hanım, aferin, ne oluyor ya? Yuvasının yıkılmasını istemeyen evli bir kadın ne yaparsa onu yapıyorum. İnandırıcı olsun istemiyor muydunuz? Evet. Evet işte öyle. De yani. Ne bu? Kimin bu saç? Kimin bu uzun sarı saç? Hangi saç? İşte bu. Ben ne bileyim? Bundan sonra saat 6 dedin mi evde olacaksın Reşat Efendi, anladın? Aferin kızım. Ben adam edemedim, sen et bari. Tamam efendim, anlaşıldı. Bundan sonra erken gelirim. Söz. Teşekkür ederim. Topla şimdi yerleri. Aman aman aman, bu ne güzel sofra böyle. Özel bir gün falan mı? Gelin hanım onu kendi elleriyle hazırladı. Bu soruyu ona sormak lazım. Beni bile mutfağa sokmadı baba. Sahi. Yalnız Ayşegül, babam bugün çok mutluydu. Akşam pasaja geldi. Tabiri caizse efendim helva gibiydiniz. Evet, yanağımı okşadı benim. Baba, Tankut'un yanağını mı okşadın? Asıl neden helva gibiydi onu sorgulamak lazım tabii. Çok yorgundum ama tatlı bir yorgunluktu. Evet, ne yaptınız ki böyle tatlı bir yorgunlukla eve döndünüz acaba? Vallahi işin orası da bana kalsın. Tabii size kalacak, öyle bunu yoksa anlatacak değilsiniz ya. Neden efendim, siz nereden bileceksiniz? Ay yok, ben bir şey bildiğimden değil yani. Tatlı yorgunluklar genellikle öyle ulu orta anlatılacak şeyler değildir de o bakımdan söyledim. Öyle bir yorgunluğun üstüne de kurt gibi acıkıyor insan. Evet. Tabii. Evet, buyurun, afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Evet. Ben de mutluluğunuza mutluluk katayım diye düşündüm sevgili eşim. Ve sizin için özel bir sos hazırladım. Pardon, unuttum onu, araya laf karıştı. Çorbayı içmeden önce. Hemen babamıza veriyoruz. Beğenirse çocuklara ve annemize de vereceğiz. Beğenmez miyim hiç? Benim gözümün nuru yapmış. Beğenmez miyim? Şöyle bolca koyalım ki bu çok lezzet veriyor çünkü. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah! Ne oldu? Vallahi yandım. Yandım. Aa, dilim, ağzım, burnum, kulağım, sırtım bile yandım. Bu ne be? Ne bileyim Ayşegül, babam acıyı çok sever dedi. Ben de 40 tane Meksika biberini ezdim. İçine de bir avuç Maraş biberini boca ettim ki tadı yerine gelsin diye. Hoşlanır dedim, ne bileyim. 40 tane. Ay yandı çocuk, aman su versenize. Efendim acı iyidir, işte açar. Konuşacağız su ver. Su burada hazır, su burada hazır. Tamam. Pardon, çok özür dilerim. Ben her yemekten önce bir bardak dolusu sıcak su içerim. Metabolizmam için yanlışlıkla onu verdim. Aman Allah'ım. Kaynar su iyidir efendim. Bağırsakları çalıştırır. Öldürürüm ulan seni. Koçum yapma böyle. Hayırdır Fahri, bu sefer de çoban mı oldun? Yok, bu yeni kankam benim. Yeni kankan mı? Of be Fahri, yeter artık. İnan bana, sen yalnızken daha güzeldin. Şimdi de bunu mu kıskanıyorsun Nur? Manyak manyak konuşma Fahri. Bak ben İsmet'e de benzemem, sıktırırım ayağına. Şaka yaptım, bir koçtan kıskanacak değilsin herhalde. Sadece koçtan değil, hem cinslerimden bile kıskanmam seni Fahri. Hatta nikahına bile gelirim. İstersen şahidin bile olurum. O kadın kim diye soracak olursa, ki o kalabalıkta kim soracaksa, hadi diyelim ki soran oldu, o kadın komşum dersin. Ay! Kır düğünü mü yapsam acaba?
Önce kızı bul Fahri, kızı. Allah'ım, önce kızı bulman lazım. Evet, evlilik için o küçük ayrıntıyı halletmen lazım. Uğur. Ne? Ben bu koçu ne yapacağım? Ne bileyim ne yapacağım? Nereden aldın ki onu sen? Ahmet abi emrivaki yaptı. Ahmet abi, oh, güzel de paranı almıştır. Hayır, para vermedim. Benim kapının önünde eski araba var. Hı? Onunla değiş tokuş yaptık. Ne yaptın, ne yaptın? Arabayla koyuna mı değiş tokuş ettin? Evet, karlı bir alışveriş oldu. Evet, gerçekten çok karlı bir alışveriş olmuş. Neyse, ben gideyim. Fahri. Efendim? Bu ne? Mandal. Onu görüyorum, bana niye verdin bunu? Bilmem, komik olur diye. Efendim anneciğim. Gel kızım, kötüyüm biraz. Peki anneciğim, hemen geliyorum. Aman efendim. Neniz var, iyi misiniz? Reşat'ı kaldırayım isterseniz, bir hastaneye falan gidelim. Yok yok yok, hastanelik falan değilim. Sadece biraz yorgunum, eğer sen yanımda durursan... Anneciğim, ne oldu, iyi misin? Seni de mi uyandırdım oğlum? Sen öyle bağırınca. Yok yok yok, bir şeyim yok. Gel bakayım şöyle biraz. Kötü bir rüya gördüm, korkuyla uyandım. Ama şimdi rahatladım. Siz yanımdasınız ya, benim sevgili oğlum, canım gelinim, sizi hep böyle görmek istiyorum. Neydi o akşamki haliniz? Ben iyiyim anneciğim de, herhalde eşim ters tarafından kalktı bugün biraz. Aman sevgili kocacığım, olur mu öyle şey? Bir yanlış anlama oldu. Daha doğrusu bir nevi sakarlık diyelim. Yoksa benim sana olan muhabbetim malumunuz. Dur bakalım Reşat Efendi. Sana yapacaklarım daha bitmedi. Ay açmıyor işte, açmıyor. Ay ilk defa böyle bir iş yakaladım, başıma gelene bak. Kız aç. Of. Hay Allah'ım, ne yapacağım ben? Hemen bir şeyler düşünmeliyim. Ya bu gece de sahneye çıkamayacak Mihrap diyemem ki. Vallahi adam kapının önüne koyar bizi. Vallahi babam görse tanıyamaz beni, o haldeyim. Ay çok güzel oldun kız. Hem ben öyle İsmet gibi illa Türk sanat müziği söyleyeceğim diye de tutturmam. Repertuarımda ne varsa söylerim. Mesela. Çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Nasılsın patron? Gene bu gecede seyircimin karşısına son derece güçlü bir repertuarımla çıkacağım. İnşallah. Çok iyi ya. Taklit değil mi? Nasıl yani? Hadi birkaç kişi daha yap hadi. Bak Mihra bana verince sahneye seni çıkarırım, komedyen hesabı. Ya ne komedyeni patron? Ya Mihrap gelemediği için bir geceliğine bu seferlik ben çıkacağım. Durumu kurtarmak için yani. Seyirci yer belki. Tipimiz de aynı. Nesini yesin be? Seyirci keriz mi?
bir gecelik canım. Hem ben arabesk de söylüyorum. Demin söyledim ya, gene söyleyeyim mi? Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Nameli gırtlağım var. Bu sesle söylesen ne olur be? Ama kalbimi kırıyorsun patron. Bak. Artık kırılsa iyi olur. Yetti be. Bu kaçıncı kardeşim? Senin için özür dilemekten bıktım. Bitti artık bu iş. Ya bir dakika. Gerçekten seyirci çok memnun kalacak benden. Hem fiziğimden hem sesimden. Aa, bu sefer gerçekten bittim galiba. Fena da olmamıştım ya. Buyurun. Oya Hanım siz misiniz acaba? Buyurun benim. Evet ben temizliğe geldiydim. Duyduğuma göre ihtiyaç varmış. Ay yok, benim gündelikçim var, teşekkür ederim. Öyle mi? Aa, Reşat Bey yanlış anladı demek ki. Reşat Bey? Hangi Reşat Bey? Evet Reşat Bey, yani Reşat Bey hani size de buraya gelip gidiyor bir Reşat Bey. O söyledi bana. Demek ki yanlış anladı. Yok, dediğim gibi teşekkür ederim. Var gündelikçi. Peki, sağ olun. Ben de bir an önce gideyim çünkü pansumana gideceğim. Biraz ağrım var. Ay, geçmiş olsun. Ne oldu yüzümüze? Kocanız mı yaptı? Yüzümüze yok. Kocamızı yapmaz. Kocam beni çok sever. Kocam değil. Sahibim yaptı. Sahibin mi? O ne demek ya? Yani sahibim derken patron. Öyle dedirtiyor kendisine. Sahibim dedirtiyor. Yani ben sizi doyuruyorum. Karnınızı, yemeğinizi, paranızı veriyorum. Sahibinizim diyor. O kim peki? Reşat Bey diyor. Ha, bunları söylüyor. Ondan sonra bir de güzel dövüyor öyle mi? Yok şimdi ben onun hemen hakkını yemeyeyim. Öyle durduk yerde dövmez. Yani genelde yerleri silememişsem, doz alamamışsam, yemeğin altını yakmışsam, ne bileyim bir dediğini iki etmişsem, o zamanlar döver. Yani her halükarda sizi dövüyor, öyle mi? Yani galakterinin tarzı bu, yapacak bir şey yok. Bizim de sahibimiz, patronumuz. Pes, inanamıyorum. Yani biraz ağrım var, müsaadenizle. Ben gideceğim, doktora gideceğim. İyi günler size, rahatsızlık verdim. Pardon. Geçmiş olsun. Merhaba. Merhaba. Bugün başka yogi yok galiba. Hı hı, yok. Buyurun. Hı. Evet. Ben hazırım. Sana öğreteceğim son bir hareket kaldı. Nedir hocam? Ödük düğümü. Ödük düğümü mü? Nasıl yani hocam? Dünyada birçok insan var biliyorsun. Ve ödükler. Bunlar karılarını ve çocuklarını döven erkekler. Eğer bir ödükle karşılaşırsan... Ödük düğümü mü yapacağım? Aynen öyle. Az bilinen tehlikeli bir tekniktir ama ödükler için birebirdir. Oyan, iyi misiniz? Gayet iyiyim. Sağ olun. Bugün sizinle yeni bir şey deneyeceğiz. Ne güzel. Hı hı. İnşallah doğrudan sonuca ulaştıracak bir şeydir. Emin olun öyle olacak. Şimdi lütfen kendinizi bana bırakın. Tabii. Bu işte bir tuhaflık var Oya Hanım. Ne oldu Reşat Bey? Yani ben gevşemedim, tam tersine... Öyle bir gerildim ki ortadan ikiye yarılacağım. Ah, canınız yandı demek. Tıpkı o sistematik olarak tekme tokat dövdüğünüz zavallı kadıncağız gibi. Öyle değil mi? Yanlışınız var Oya Hanım. Aa, ben öyle duymadım ama Reşat Bey. Oya Hanım ben kadın dövmedim, ben hayatımda yapmadım öyle bir şey. Peki o temizlikçiyi yerden yere vuran kim? Ne alakası var Oya Hanım? Ya bir de gülüyorsunuz utanmadan. Hayır efendim ben gülmüyorum, yüzümdeki kaslar gerildi. Bu hödüklüğüm az bile size. Ya kimden bahsediyorsunuz ben anlamıyorum. Aa, bir de kadını insandan saymıyorsunuz. Bravo. Siz insan değil, canavarsınız Reşat Bey. Arkadaşlar, alın bu adamı evine bırakın.
ama. Biz emir kuluyuz. Getirin dediler, getirdik. Ne demek emir kuluyuz? Bir dakika, bir saniye. Ay evladım toz toparlak olmuş. Ellekme, ellekme, dokunma. Efendim ama ben sizi çözmeye çalışıyorum burada. Ulan sen hayatında neyi çözdün de beni çözeceksin? Hadi lütfen sakin olun da biraz anlatır mısınız ne oldu? Mahvedeceğim o kadını. Baba senin ne işin var yoga dersinde? Uyduk senin şu sersem kocanın aklına. Yok ama. Ya bir yoga dersi veren biri mi varmış? Babamı kadın dövüyor sanmış. Bir şeyler işte. Anlamadım ki ben de. Ay, evladım, evladımı ne hale getirmişler? Ne yaptım? Ay. Herkese merhaba. Nasılsın abi? İyi misin abi? İyi gördüm seni abi. Allah şunu gözüm görmesin. Gözüm görmesin şu. Çözdüm. Ay yarabbim. Reşat Bey, nasılsınız? Bugün daha iyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok daha iyiyim. Ne düğünmüş, ne manyak kadınmış. Tam 3 gün yattım. Ya ama ah. Neyse şimdi iyisiniz ya, gerisi önemli değil. İyiyim, iyiyim çok. Ne? Bu da son numaramız. 1 adet koç. Baba, baba! Açıklayabiliriz baba. Neyini açıklayacaksın evladım? Koçun evde ne işi var? Ne işi var? Koçun evde ne işi var? Ne? Hayatım açıklar mısın ne işi var? Kalk bakalım. Efendim evet ne işi var burada? Efendim son zamanlarda başınıza gelmeyen kalmadı. Ben de dedim ki eğer dedim Reşat babam çözülürse, açılırsa dedim bir adak atayacağım dedim. Evet bir kurban, bir koç keseceğim dedim. Allah'ım dedim. Bunu sen dedin. Evet efendim. Aferin lan. 40 yılda bir doğru dürüst bir şey söyledin. Şimdi onu derhal çocuk esirgeme kurumuna götür. Adak oraya yakışır. Evet, haklısınız. Fakat ben bunu Ahmet abiden aldım. Yani Ahmet abiye de bir meblağ vermek lazım, öyle değil mi? Sen bunu para vermeden mi aldın? Efendim, elimi cebime attım, tam çıkartıp verecektim. Bir baktım, nakit yok. Evet, nakit yok efendim. Sen ne zaman bizi tam sevindirdin ki? O zaman biz gidelim efendim. Gidelim. Hadi bakalım. Evet. Siz de yorduk. Kusura bakmayın İsmet Hanım. Yok efendim, ne yorgunluğu rica ederiz. Ne demek? Bakalım bundan sonra kimin için karı koca rolü oynayacağız, değil mi? Evet. Kim bakalım o şanslı kişi? Yalnız biz de karı koca rolü oynamayı iyi beceriyoruz Reşat Bey, ne dersiniz? Vallahi ben severim koca olmayı. Benim de evlilik müessesesine 5 kez hizmetim dokunmuştur. Yani bu konuda CEO mertebesine eriştim diyebilirim. Yani siz evli değil misiniz? Ne saçmalıyorsun oğlum, sen niye evli olalım? Yani siz karı koca değil misiniz? Ne alakası var? Allah'ım eşeği önce kaybettiriyorsun, sonra bulduruyorsun. Teşekkür ederim. Anne yine bayıldı bu. Reşat Bey tam olarak ne demek istedi? Eşekten değil, kasıt burada herhalde. Estağfurullah, estağfurullah. O ne be? Bu mihraptan arta kalanlar. Atacak mısın? Yok müzeye kaldıracağım. Atacağım tabii Uğur, ne yapacağım? Atmasaydın be İsmet, bak içim bir tuhaf oldu. Belki lazım olur gene. Yok efendim, hiç lazım falan olmaz. Kendisiyle bütün şahsi ve ticari ilişkimi bitiriyorum. Ve bu konuda burada kapanıyor. Şunları da götüreyim aşağıya, atayım bitsin bu mevzu. İsmet Hanım. Yardımcı olayım. Yok sağ olun, ben taşırım. Yok rica ederim, olur mu? Olur mu? Yok, size kutuyu taşıtır mıyım? İstirham ederim efendim. Gerek yok. İsmet Hanım, ben size... O kadar hafif ki bakın, tek elimle bile ben kutuyu taşıyabiliyorum. Çok affedersin. Neyse, hiç önemli değil. Hay Allah, gördünüz mü bak şimdi. Neyse. Yalnız o. Varlayayım ben şunları da. O tuvalet mi? Reşat Bey, alabilir miyim lütfen?
İsmet Hanım. Affedersiniz. Bir de burada bir ben olsa... Ben ne aptalım. Nasıl uyanmadım, ne kadar salakmışım ben. İkiz kardeş. Tabii ben sizi hiç yan yana görmedim ki. Hep ayrı ayrı karşılaştım ikiniz. İsmet Hanım. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Ama söyleyin, ne söyleyeceksiniz söyleyin. Her şeyi hak ettim ben, tamam çok güzel. İyi bunları da gidin çöpe atın, meraklıydınız ya taşımaya. Hayır, hayır ben. Benim aşık olduğum bir kadın vardı ya. Hani Mihrap Hanım'ı uğruna terk ettiğim. Evet biliyoruz. Peki o kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz ve artık hiç de merak etmiyoruz Reşat Bey. O kadın sizsiniz İsmet Hanım. Ben sizi seviyorum. Reşat Bey belki şu anda çok romantik bir şey söylemem gerekecek ama... Benim içimden sadece oha demek geliyor. O zaman biraz sabredin. Az sonra söyleyeceklerimden sonra o ohanızı geniş geniş kullanabilirsiniz. Daha ne söyleyebilirsiniz ki? İsmet Hanım. Benimle evlenir misiniz? İsmet Hanım. Ay iyi.